Merhabalar efendim. Dün akşamdan beri haberlerde başlık olarak görmüşsünüzdür. Türk yumurtalarında kanserojen madde bulundu. Ben de onun üzerine dün akşam hızlı bir şekilde bir araştırma yaptım ve hakikaten Tayvan, Türkiye'den ithal ettiği yumurtalarda standart dışı bir madde bulduğu için bunları iade etmiş ve tazminat talep ediyor. Peki bu standart dışı madde ne? Kanserojen madde ne? Nitrofuran. Bu aslında bir hayvan antibiyotiği ve yumurtada bulunmaması gerekiyor. Ve işin ilginç yanı bu nitrofuran antibiyotik 1950'lerde idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılmış. Fakat hemen arkasından bununla ilgili kanserler ortaya çıktığı için yasaklanmış. Nerede? Hormonal sistemde kanserler görülmüş. Zaten fare deneylerinde de özellikle memede fibroadenom yani fibrokistik hastalık ve aynı zamanda adenokarsinom yani kanserde görülmüş. Yani aslında bu bilinen bir öykü. Ve düşünün, şimdi bizim kafamızda bir takım deli sorular var. Avrupa Birliği bunu 2000 yılından itibaren yasaklamış nitrofuranı. Yani tavuk endüstrisinde de kullanılmıyor. Yani kullanılsa bile yumurtada olmaması gerekiyor. Fakat Avrupa Birliği ondan da vazgeçip hiçbir yerde kullanmıyor. E şimdi demek ki bizde bu kullanılıyor. E bu yumurtaya da geçtiğine göre kafamızdaki soruların bir cevaba ihtiyacı var. Özellikle Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konuda bizi mutlaka aydınlatması gerekiyor. Yoksa yumurtamızı da kaybedeceğiz. Bir de araştırırken gördüm ki bakın yumurta gördüğünüz üzere beyazı deri çizmelerin parlatılması için de kullanılıyormuş. Hatta bıçağınız körleşirse eğer yumurtanın kabuğunu kullanılarak da onu bileyebiliyormuşsunuz. Artık ne derece doğru bilemiyorum. Ama bana ilginç gelen konulardan bir tanesi bu beyazları daha beyaz olması ile ilgili deterjan reklamlarını hatırlıyorsunuz. Ama beyaz yumurtanın kabuğu da aynı işi görüyormuş efendim. Aman yumurtamızı kaybetmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.